Merhabalar. Örgü kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun sevgili dostlarım. Değerli takipçilerim. Evet arkadaşlar, ekranda gördüğünüz gibi bugün sizlerin karşısına Ören Bayan Star ile geldim arkadaşlar. Şöyle ipimiz orta kalınlıkta bir bebe ipi. Bugün sizlere bu güzel orta kalınlıkta bebe ipime yakışır. Çok güzel bir modelden bahsedeceğim. Modelim hem örmesi çok kolay hem de çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle ipimi kenara alıyorum. Ben bu modeli örebilmek için görmüş olduğunuz gibi şöyle bir miktar ilmek aldım ve bir ters bir düz lastik ördüm. Siz dilediğiniz lastiği de örebilirsiniz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimizden bahsedeyim. Bu modelde neler olur? Bu modelden çok güzel bebek yeleği, bebek ırkası, kendinize yelek hırka eşinize süveterler hırkalar çok güzel kazaklar yapabilirsiniz arkadaşlar yani modelimiz her örgüye yakışır bir model modelimizin ilmek sayısından bahsedeyim bir model 12 ilmekten oluşuyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 burası bir model ben sizlere iki modellik ilmek için 12 artı 12 24 ilmek attım Sonuna da 9 ilmek ekledim arkadaşlar. Toplamda 33 ilmeğim var burada benim. Ve şimdi modelimizin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım ve burada şimdi modelimizi başlıyoruz. Modelimizin ön yüzünde birinci sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 4 5 6 7 düz ördüm arkadaşlar. Bakın 7 ilmek düz ördüm kenar ilmeğinden sonra. 7 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeğimi şöyle arkasından alarak sağa yatırak şekilde düz örgü olarak kesiyorum ve bir kez doluyorum bir tane düz ördüm tekrar bir kez doluyorum tekrar 2 ilmeği düz örgü olarak kesiyorum bakın burası bir model arkadaşlar ve modelimi tekrarlıyorum Öncelikle 7 tane düz örüyorum 1 2 3 4 5 5 6 7 düz ördüm 7 tane düz ördükten sonra ikinci modele geçtiğimde gene işlem aynı arkadaşlar. Öncelikle iki ilmeğimi arkasından alarak düz örgü olarak kesiyorum. Ve bir kez doladım. Bir düz ördüm. Bir kez doladım. Tekrar iki ilmeğimi şöyle sola yatacak şekilde kesiyorum. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 düz ördüm arkadaşlar. Burası modelimizin birinci sırası ve ön yüzü. Şimdi modelimizin arka yüzündeyim, ikinci sıradayım. Modelimizin arka yüzünde ikinci sırada kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve sırasına gelen ilmeklerimizi arka yüzde hepsini ters örgü örüyoruz arkadaşlar. Modelimizin arka yüzünde hiçbir işlem yok. Tüm ilmeklerimizi ters örgü örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ben şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini ters örgü örüyorum. modelimizin arka yüzünden ilmeklerimizin hepsini ters örgü ördük arkadaşlar burası modelimizin arka yüzü ve ilmeklerimizin hepsini ters örgü ördük modelimizin arka yüzü de her zaman için ilmeklerimiz ters örgü olacak şimdi modelimizin ön yüzündeyim üçüncü sıradayım kenar ilmeğini örmeden alıyorum modelin ön yüzünde üçüncü sırada kenar ilmeğinden sonra bu sefer bir iki üç dört beş 6 ters ördüm arkadaşlar. Bakın modelin ön yüzündeyim. 3. sıradayım. Kenar ilmeği hariç 6 ters ördüm. 6 ters ördükten sonra bakın şu ajurdan önce bakın zaten model kendini artık belli etmeye başladı. Ajurdan önce bu şekilde 2 düz ilmeğimiz var. Bu 2 düz ilmeğimi önce yönünü düzeltiyorum. Eğer sizin ilmeğinizin yönü bu şekilde düzeltmenize gerek yok arkadaşlar. Bu 2 ilmeğimi şöyle arkasından alarak düz örgü olarak kesiyorum. Bakın bir kez doladım. 1 2 3 düz ördüm. Tekrar bir kez doladım. Tekrar 2 ilmeği sola yatacak şekilde kesiyorum. Şimdi ortada 5 tane ters ilmeğimiz olacak. 1 2 3 4 5 ters ördüm. Bakın 5 tane ördükten sonra yine bakın şu 3. ilmeğimiz ajur ya önde 2 düz ilmeğimiz var. Bu iki düz ilmeğimizin yönünü düzeltiyorum. Arkasından alarak düz örgü olarak örüyorum ve bir kez doluyorum. 1 2 3 düz ördüm. 3 düz ördükten sonra tekrar bir kez doluyorum. Tekrar 2 ilmeği kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 ters örüyorum. Tekrar yine aynı şekilde Modelimizin üçüncü sırası da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Burası modelimizin üçüncü sırası. Şimdi modelimizin dördüncü sırasındayım. Arka yüzündeyim. Modelimizin dördüncü sırasında arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters örgü örüyorum arkadaşlar. Modelimizin dördüncü sırasındayım. Arka yüzündeyim. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar ters örgü örerek devam ediyoruz. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomuza bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın diyorum arkadaşlar şöyle sıra sonuna kadar dördüncü sıramı hepsini arka yüzden ters örüyorum arkadaşlar modelimizin arka yüzünden her zaman için ilmekleri ters örüyoruz. başka bir işlem yok ilmeklerimizin hepsini teker teker ters örgü ördük kenar ilmeğinde ters örüyorum modelimizin arka yüzünde tüm ilmeklerimizi bu şekilde ters örgü ördük Arkadaşlar şimdi modelimizin ön yüzündeyim ben sizlere modeli bir kez anlattım arkadaşlar modelimiz hep bu dört sıranın tekrar olacak şöyle göstereyim şurada ilk başta modelimizi nasıl kurduysak İkinci modelimiz de aynı arkadaşlar. Şöyle ikinci modelimin birinci sırasını kısa bir şekilde tekrarlayacağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın ikinci modelimizde aynı bu şekilde kuruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 düz ördüm. Bakın 7 düz ördüm kenar ilmeği hariç arkadaşlar. 7 düz ördükten sonra bakın şöyle bir ajurlu ilmeğimiz var. Arkasındaki yine bir ajurlu ilmeğimiz var üçüncü ilmek de bu şekilde ortadaki ilmek olacak bu iki ilmeği alıyorum yönünü çeviriyorum sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum ve bir kez doluyorum bak bu bizim ara e, orta modelimiz arkadaşlar bu düz ilmeği bir tane düz örüyorum ve bu düz ilmeğimizin bir de solundan düz doluyorum burada eksilen ilmek sayımızın yerine gelmesi için şimdi tekrar iki ilmeğimi düz örgü olarak kesiyorum Bakın burası bir model. Modelimizin ön yüzündeyim. Birinci sıramızı bu şekilde yaptık. Şimdi şöyle birinci sırayı sıra sonuna kadar tekrarlayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz ördüm. 7 düz ördükten sonra bakın bu şekilde ajurlu yere geldik. 7 düz ördüm. Ve bu iki ilmeği alıyorum. Yönünü düzeltiyorum. Bu yönünü düzelttiğim iki ilmeği sağa yatacak şekilde kesiyorum. Bir kez doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir kez doluyorum. Tekrar iki ilmeği sola yatacak şekilde düz örüyorum. Ve tekrar şimdi 1 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimi tekrar düz ördüm ve modelimin 1. sırasını bu şekilde kurduk arkadaşlar. Modelimiz 4 sırada tekrar eden örgü modeli. Ben sizlere modeli bir kez anlattım. Birinci sırada nasıl başlanıyor tekrar gösterdim arkadaşlar ve hep bu dört sıranın tekrar olacak modelimiz. Ve şöyle modelimi video öncesi ve hazırlık bir çalışma yaptım. Modelim gerçekten çok güzel, çok da hoş bir model oldu. Modelimin güzeline bakar mısınız? Bundan çok güzel yelekler, hırkalar, süveterler, özellikle şöyle süveterler, refler çok yakışır arkadaşlar. Bebek örgülerine çok yakışır. Yetişkin örgülerine de çok yakışır. Bakın şöyle yakadan başlamalı ördüğünüz zaman da bu şekilde duracak çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum ve örmesi de çok kolay sadece 4 sırada tekrar eden örgü modeli arkadaşlar modelimizin bir de arka yüzünü görelim arka yüzü de bu şekilde Evet sizlere bugün bu güzel modelden bahsettim beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum bu güzel modelime bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın diyorum Sürçü lisan ettiysek affola diyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.